Huşamadyan, Osmanlı-Ermeni yaşamını yeniden kurma projesi. Huşamadyan, 2010 yılında tarihçi Vahey Taşçıyan tarafından Berlin'de kurulan ve Osmanlı Ermenilerinin sosyal ve kültürel yaşamlarını belgelemeyi amaçlayan bir dijital arşiv projesidir. Bu çalışma Osmanlı Ermeni yaşamını yeniden kurma projesi olarak da bilinmektedir ve 2011 yılından beri Ermenice, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın yapmaktadır. Almanya, Amerika, Ermenistan, İspanya, İsrail, Kanada, Lübnan ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerden bir araya gelen tarihçi, yayıncı, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan ekip, içerik üretiminde işbirliği içinde çalışmaktadır. Projenin ilk ve tek matbu ürünü olan Ottoman Armenians: Life, Culture, Society adlı kitap 2014 yılında İngilizce olarak yayımlanmıştır. Huşamadyan web sitesi Osmanlı dönemindeki Ermenilerin yaşadıkları köylerin ve şehirlerin tarihine odaklanmakta ancak soykırımı doğrudan ele almamaktadır. Proje ekibi Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı kırım ve tehcire ilişkin geniş bir literatürün mevcut olduğunu ancak soykırım öncesi kültürel tarihin büyük bir eksiklik olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle Huşamadyan, 1915 öncesi döneme yoğunlaşarak inkar politikalarına karşı Anadolu'daki Ermeni varlığını kayıt altına almayı amaçlamaktadır. Web sitesinde yer alan makaleler Osmanlı Ermeni tarihinin sosyal hafızasına yoğunlaşmakta ve yerel mikro tarih, lehçeler, müzik, halk oyunları, çocuk oyunları, yemek tarifleri, okullar ve eğitim hayatı, ticaret hayatı gibi konuları kapsamaktadır. Huşamadyan, kültürel değeri olan materyallerin toplanmasını ve muhafaza edilmesini önemsemekte ve bu materyallerin sadece Ermenilere değil, geniş topluma ait bir hafızayı yaşattığını vurgulamaktadır. Web sitesi en çok Türkiye'den ziyaret edilmektedir. Ermenice'de hatırat anlamına gelen Huşamadyan, Ermeni yayın geleneğinde özgür bir yere sahiptir. 1930'lar ve 40'larda Ermeni basınında yer alan çağrılar sonrası kaleme alınan Huşamadyanlar, Kaybedilen memleketler için kalıcı bir anıt niteliğindedir. Diyarbakır, Sivas, Giresun, Kayseri gibi kentler için hazırlanmış Huşamadyanlar bulunmaktadır. Derneğin ve sitenin bu özgün yayın türünün adıyla anılması tesadüf değildir. Huşamadyan Derneği'nin amacı zengin fakat göz ardı edilmiş ve unutulmuş bir mirası yeniden inşa etmektir. Türkiye'de bile Ermenilerin Anadolu'da geniş bir alana yayılan kadim varlığı hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Huşamadian ekibi Osmanlı Ermenileri hakkında üretilmiş Ermeni harfli kaynakları yeniden değerlendirerek bu kaynakları Ermenice bilmeyen topluma kazandırmayı amaçlamaktadır. Web sitesi Osmanlı Ermenilerinin köy ve şehir hayatına ilişkin hafızayı canlandırmayı ve Osmanlı tarihinin çok yönlü bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Projenin nihai hedefi, Türkiye'deki yerleşim yerlerinin gücel sakinleri, bu bölgelerden gelen insanlar, Osmanlı tarihi uzmanları, sosyal bilimciler ve mirasın yeniden inşasının önemine inananlar için bir işbirliği alanı yaratmaktır. Huşamadyan, arşivi zenginleştirmek adına ziyaretçilerinin katkılarını beklemekte ve okurlarla sıkı bir ilişki kurmaktadır. Huş, anı, hatıra, madyansa kitap anlamına gelir. Madyan kelimesinin uzak, yitirilmiş zamanların anlamını içerdiği, anıt, yazıt gibi bir anlamı olduğu düşünülmektedir. Sitenin açık dijital arşiv başlıklı kısmı, dünyanın farklı kentlerinde düzenlenen atölyelerde elde edilen materyalleri ve bunlarla ilgili görüşmeler sırasında hazırlanan aile hikayelerini içermektedir. Bu atölyelerde toplanan arşiv, Kuzey ve Güney Amerika, Ermenistan, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye başlıklarına ayrılmaktadır. Huşamadyan'a Türkiye'den gelen ilgi ve katkılar, özellikle E-Devlet üzerinden nüfus altüst soy bilgilerine erişimin açılmasıyla artmıştır. Web sitesinin proje ekibi dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olduğu için farklı saat dilimlerinden birlikte çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır. Ayrıca atölye düzenlemek için gerekli insan gücü ve vize sorunları gibi zorluklarla da karşılaşmaktadırlar. Buna rağmen Huşamadyan ekibi çevrim içi toplantılar ve iletişim yoluyla bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadır.